Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ben de size el sallıyorum arkada. Benim gözüm artık o kadar iyi görmüyor. O kadar uzaklar ama olsun. Bir el salladığınızı gördüm en azından. Tekrar hoş geldiniz. Bütün el sallayanlara ben de buradan el sallıyorum. Hadi bakalım. Ne? Duyamadım. Duyamadım. Hadi bir tane çal. İşte o zaman. Hadi bu da ikinci panelin. Bu da ikinci panelin başlangıç ıslığı olsun o zaman. Şimdi bu ikinci panelde ben böyle hop şapkamı değiştireceğim. Bu sefer ben şurada oturacağım. Bu paneli Gözde Atasoy yönetecek. Gözde'ye bir alkışlayabilir miyiz? Gözde gel gel böyle. Herkese gel. Merhaba. Alıyor muyum görevi, teslim alıyor muyum? Hadi al. Teşekkür ederim Afşin. Oturuyorum. Çok kıymetli tamam. Seninle aynı sahneyi paylaşmak. Herkese merhaba öncelikle. Çok uzun yıllardır 11 Ekimler'de Dünya Kız Çocukları Günü konferansında bu şehirde olmasa bile İstanbul'da hep bu vakfın ve bu konferansın bir parçası olmak benim için çok gurur verici. Hele bu sene evet çok kıymetli konferanslar geçirdik bu zamana kadar ama Hatay'da olmak, burada olmak, sizlerle beraber olmak ve ilk defa bu kadar genç bir kitleye hitap etmek çok anlamlı benim için. Hepiniz hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Umarım size ilham veren bir konferans gerçekleştirmeyi başarabiliriz diyerek sevgili Afşin'den sözü alıyorum. Sen yerine geçmişsin bile, pek sürprizi kalmadı işin ama bugün iki tane çok kıymetli kadınla beraber genç kızlarımıza ilham olabileceğini düşündüğüm bir sohbet gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz. Bunlardan biri sevgili Afşin. Teşekkürler. Ne kadar başarılı bir ekran yüzü, ne kadar etkin bir haber sunucusu olduğunu zaten anlatmaya gerek yok. Ama sektörde karşılaştığı zorluklarla nasıl mücadele ettiğini ben kendi adıma çok merak ediyorum. Eminim sizlere de belki bu alanda çalışmayı düşünen genç kız arkadaşlarımız varsa aramızda onlara ilham olacağına da inandığım için çok kıymetli söyledikleri. Hemen diğer konuğumu da davet etmek istiyorum. Zaten hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim olduğuna da eminim. Dünya rekortmeni milli sporcumuz geliyor. Sanırım böyle söyleyince akla zaten çok fazla da isim gelmiyor. En son Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kırdı. Şahika Ercümen, alkışlarınızla bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Müsaadenizle ben de oturuyorum onlarla. İçim açıldı hem bu kadar güzel kadınlara hem bu kadar güzel bir kalabalığa baktığım için. Çok küçük bir uğultu var. Çok özür dileyerek biraz daha artık sessiz olmamızı rica edeceğim ki kıymetli konuklarımızın anlattıklarını herkes çok rahat bir şekilde duyabilsin. Efendim. Ah çok pardon, görmedim. Kim parmak kaldırıyor? El sallıyorsunuz. Müsaadenizle başlıyorum o halde ben. Hoş geldin Afşin, hoş geldin Şahika. Nasılsınız öncelikle? Birkaç cümleyle onu almak isterim. Çünkü burada olmak hakikaten benim adıma hem duygulu hem mutluluk verici, böyle duygu yoğunluğu çok yukarıda bir gün yaşıyorum. Eminim sizler de benzer duyguları paylaşıyorsunuzdur. Siz buyurun önce. Ben uzun süredir buradayım, siz buyurun. Ya ben enteresan bir programın arasında geldim buraya. Çünkü Hatay'da önümüzdeki hafta inşallah dünya dalış rekorunu kıracağız. Aa ne güzel. Bilmiyordum, ben de bilmiyordum. Benim için çok çok anlamlı. Aslında bir sene önce burada Birleşmiş Milletler'le yaptığım bir dalış sırasında canlanan bir fikirdi. Neden ülkemizde bu kadar güzel yerler varken işte Dünya Kupası'nda 100 metrelik yaptığım dalış Bahamalar'daydı mesela. Hı hı. Ama Türkiye'de de üç tarafımız denizlerle çevrili ve muhteşem kıyılarımız var. Neden biz bunları dünyaya daha iyi tanıtmıyoruz ve dünya rekorunu ülkemizde kırmıyoruz dediğimde, bir de her zaman böyle dalış deyince akla Bodrum, Kaş geliyor ama Hatay'ımız var. Evet. Ve burada bu dünya rekorunu kırma fikri ortaya çıktı. Fakat tabii hepimizin yani bu yıl atlatmaya çalıştığı bu depremden dolayı ben açıkçası sporculuk yaşamıma bile devam edip edemeyeceğimi bilmiyordum. Ve dünyada çok fazla rakibim var. İtalyanlar, Fransızlar, Ruslar, işte Slovaklar derken
Onlara antrenman yaparken ben genelde bu bölgelerdeydim. Hepiniz gibi bir parçası olmaya, ucundan tutmaya çalışıyordum. Ve antrenman tabii benim için hiç yani öncelik değildi. 2-3 ay boyunca ara vermem gerekti. Fakat onun sonrasında çalışmalara tekrar başlayabildim. Ve biraz, bu yepyeni biraz, rekorlar kırmana engel olmadı. Yani biraz biraz nefes almaya başladıktan sonra yaz döneminde yarışmalara katılıp güzel dereceler aldıktan sonra dünya rekorunu tekrar Hatay'da kırabileceğimize inandım. O kadar mütevazı bir şekilde anlatıyorsun ki bizim için çok gurur verici. O yüzden seni burada ağırlamak da harika. Şimdi müsaadenle Şayka ile başlamışken devam etmek istiyorum. Sonrasında sana da burada olmanın neler hissettirdiğini elbette soracağım ama spor genel anlamda Türkiye'de erkek egemen bir alan. Senin uğraştığın spor dalı da aslında daha da erkek egemen bir alan. Ve o kadar kıymetli ki böyle erkek egemen bir alanda bunca büyük başarıya, bunca göğsümüzü kabartan başarıya imza atmış olman. Eminim çok büyük zorluklarla karşılaşarak bugünlere geldin. Böyle çiçek bahçelerinden geçerek olmadığını tahmin edebiliyoruz. O zorluklarla işte nasıl mücadele ettiğin, nerede o gücü kendinde bulacak cesarete sahip olduğunu belki dinlemek genç kız arkadaşlarımıza ilham olacaktır diye düşünüyorum. Bence şu an biraz daha aslında her şey iyiye gidiyor. Çünkü benim başladığım dönemlerde sporcu olabilmek diye bir şey yoktu. Onun da öncesine gidersek ben astım hastasıydım ve okula bile gidemiyordum ilk başlarda. İlk okula geç başlayabilmiştim. Sonra spor sayesinde önce sağlığıma kavuştum. Sonra düzenli antrenman yapabilmeye başladım. Milli takıma seçildim. Ve üniversite eğitimimi aldıktan sonra hani bir seferlik bile olsa ben bir dünya rekoru denemek istiyorum. Çünkü o seviyedeyim zaten ve milli sporcuyum. En azından iş yaşamına başlamadan bir rekor denemesini yapmak istiyorum dedim. Tabii önünüze okulla beraber birçok engel çıkıyor. Yani üniversite sınavına mı hazırlanacaksınız, ders mi çalışacaksınız, okula mı gideceksiniz, antrenman mı yapacaksınız? Ama isteyip inandıktan sonra hepsi olabiliyor. Yani o zaman Anadolu Sesi'ne ortaokulda giriliyordu, sizlerin yaşlarındaydım. Sabah işte 5-6 gibi kalkıp önce antrenmana giderdim, sonra tüm gün okulda ve dersi dinlemek zorunda kalırdım. Çünkü yani başka vaktim yoktu ders çalışmak için. Okul çıkışlarında tekrar antrenman yapardım. Üniversiteden sonra farklı problemlerle karşılaştım. Bu sefer de bunu yapabilecek bir finansöre ihtiyacınız var. Yani çünkü antrenman yaparken para kazanamıyorsunuz. Şimdi mesleğinizi mi yapacaksınız, dünya rekoru mu kıracaksınız? Böyle bir ikileme gittiğinde de baktım sponsor bulamıyorum. Hani kimseyi inandıramıyorum. Üniversiteden sonra bir kız çıkmış ben rekor kıracağım diye dolaşıyor. Ben de bir televizyon programına katıldım, Fear Factor diye. O programı kazandım. Onun birincisi olunca da bir para ödülü vardı. Onunla ilk dünya rekorunu finanse ettim. Ve böylelikle aslında serüven başladı. Yani o yol hiçbir zaman böyle işte herkes sizi destekleyecek, kolaylık sağlayacak, imkanlar sunulacak gibi gelişmiyor. Bunu da beklememek lazım. Dolayısıyla ne kadar engel çıksa da onları aştıkça zaten güçleniyoruz. Ben de aşağı aşağı İlerlemeye devam ediyorum. İyi ki de öyle olmuş. Dilerim nice şayikalar da izleyerek, dinleyerek, örnek alarak arkandan gelmeye devam ederler. Müsaadenle Afşin'le devam etmek istiyorum. Hem burada olmanın, bugünü burada yaşamanın anlamını soracağım sana. Ama onun da ötesinde nasıl spor Türkiye'de erkek egemense çok şaşırtıcı değil. Medyada keza öyle. O yüzden yine farklı bir erkek egemen alanda bu kadar başarılı bir kadın olabilmek, karşılaştığın o zorluklar, onları aşma gücün, benzer bir soruyu sana da sormak istiyorum. Gözde teşekkür ederim. Ama içimden geçen şu, keşke ben dinlesem, Şayka Hanım konuşsa. Çünkü kendisinin her başarısını ben sosyal medyamda işte bizim kadınlarımızın gücü diye paylaşan biri de olduğum için. Gözümüzü kabarttığınız için gerçekten hepimiz adına çok teşekkürler. Bizim ülkemizde rol modellerine bu açıdan çok ihtiyaç var. Neler yapabileceğimizi görmemiz bize kendi gücümüzü hatırlattığı için de öyle. Gelelim medyaya. Şöyle, şimdi medya düşünen var mı? Hani ileride gazeteci olsam, işte belli zaten oradan geliyor, bütün enerji oradan geliyor. Hani televizyoncu, gazeteci, muhabir, kamera önünde, arkasında kameraman, fotoğrafçı, bütün bunlar bilmiyorum arkadaşlarımız arasında var mı böyle şeyler hayal edenler, isteyenler. Erkek egemen derken benim anladığım, Gözde'nin de işaret ettiği daha çok
erkeklerin çalıştığı ya da karar verici koltuklarda erkeklerin oturduğu bir sektör olması. Ekranda olabilirsiniz. Ekranda birçok kadın arkadaşımız görev yapıyorlar. Program sunmak olabilir, muhabirlik olabilir. Dolayısıyla bu görüntü yanıltıcı olmasın. Bizim asıl konuştuğumuz konu karar verici koltuklarda oturmak. Geleceği inşa etmekten bahsediyoruz. Gelecek aslında nasıl inşa ediliyor? Bugün verdiğimiz karar süreçleriyle inşa ediliyor. Dolayısıyla bugün o kararları verirken o koltuklarda kimler oturuyor? Biraz onları anlamak, kritik düşünmek, eleştirel düşünmek bunlarla ilgili. Böyle bir sektör. Ben kısa kısa belki kulağınızda, kalbinizde kalır düşüncesiyle buradaki arkadaşlara sadece söylemek istediklerim var. O da şu, her zaman gerçekten sevdiğiniz bir işin gerektirdiği bütün zahmete katlanmayı göze alırsak, kendimiz adımızla, görüntümüzle, ismimizle, şunumuzla, bunumuzla değil ama bilgimizle öne çıkmaya gayret edersek, o zaman kapılar açılıyor. Ha, bazen kapıyı ittirmek gerekiyor. Bazen niye açılmıyor bu diye biraz zorlamak gerekiyor ama açılıyor. Dolayısıyla benim galiba arkadaşlarımıza hani bir faydası olursa diye söylemek istediğim tek şey, gerçekten seçtikleri, gönüllerindeki iş neyse bu konuda çok bilgilenmek. Ama böyle dünya çapında nasıl rekabet ediliyorsa oraya gelmeye çalışmak. Öyle çalışmak o işe. Buna gayret etmek ve bir şekilde de dışarıdan bazen tam zıt sesler duyabilirsiniz. Olur mu canım, yapılır mı, orada yapılır mı, ne gerek var, kendini niye yoruyorsun, sen de git bunu başka yerde yap, Türkiye'de niye yapıyorsun gibi 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 bu listeler uzayabilir. Ama gönlünüzde neresi kıymetliyse, neden kıymetliyse orada yapmaya ısrar etmek. Benim annemin anlattığı bir hikaye var. Dur ben onu anlatayım. Belki o da faydalı olur. Tamam. Annem şunu anlatırdı. Sağır kurbağa hikayesi. Kurbağalar var, bir tepeye zıplamaya çalışıyorlar. Belki daha önce bir toplantıda da anlatmış olabilirim. Yine vakfımın toplantısında. Zıplamaya çalışıyorlar, zıplamaya çalışıyorlar. Yoruluyorlar bir süre sonra. Birbirlerini bu sefer şey demeye başlıyorlar. Öf, çok yorulduk. Atladım da tırmanamadım. Ya bu çok zor, biz neye kalkıştık gibi. Bu sefer birbirlerinin cesaretine yönelik olumsuz şeyler söylemeye başlıyorlar. Uzun lafın kısası, o tepe kurbağalardan biri çıkabiliyor zıplayarak. Öğreniyoruz ki hikayenin sonunda o kurbağa sağır olan kurbağaymış. Yani hiçbirisini duymamış. Dolayısıyla dışarıdan gelen bu olumsuz mesajlara da ya da yapamazsın, olur mu, kız başına, elinin hamuruyla, saçı uzun, aklı kısa, bunların hepsine kulağımızı tıkıyoruz. Gönlümüzde gerçekten o tutkuyu, kuvveti hissediyorsak gidebildiğimiz kadar gidiyoruz ve yardım istiyoruz. Her şeyi tek başımıza asla yapamayacağız. Bizden daha iyi bilenlere, bizim daha önümüzde olanlara, tecrübesinden faydalanabileceğimizi düşündüğümüz insanlara da yardım için, destek için soruyoruz. Çünkü işte o kısımda işin dayanışma ve rol model kısmı, kadınların birbirine destek olmasının önemi çok çok büyük. Çünkü o zorlukları oradan geçenler biliyor ve günün sonunda da kariyerinizin en tepesine gelebilirsiniz ama bir noktada bitiyor. Arkamızdan gelen başkaları var. O bayrağı devretmekte ayrı bir mutluluk ve tatmin. Bence onu da düşünerek, arkaya da hep besleyerek gelmek lazım. Aklıma hızla gelenler bunlar, biliyorsun. Çok ben çok kıymetli. Son anda konuk oldum panele, dolayısıyla aklımdakilerin hepsini olsun, böyle aktarım. Çok kıymetli hepsi. Diliyorum, umuyorum ki onlar için işler bizim için olduğundan biraz daha kolay olacak. Şayika o zorlukları ondan önce göğüslediği için onlar daha az, belki daha farklı zorlukları göğüslemek zorunda kalacaklar. Bir şey sormak istiyorum. Voleybol milli takımımızın başarılarını takip etme imkanınız oldu mu bilmiyorum ama onlar da Şayika gibi göğsümüzü karartacak. Teşekkür ederim. Eminim başka arkadaşlarımız da vardır takip eden. Göğsümüzü kabartan sonuçlar aldılar. Bizi gururlandırdılar. Türk kadının gücünü aslında tüm dünyaya sergilediler. Şimdi size içlerinden bir tanesinin, kaptanımızın, sevgili Eda Erdem'in bir mesajı olacak. Sanırım burada ekrana gelecek, öyle değil mi? Ben biraz çekileyim, hep birlikte Eda'nın söylediklerine bir bakalım. Ülkemizde 2015 yılından bu yana düzenlenen Dünya Kız Çocukları Günü konferansında bu sene geleceği yeniden inşa ederken kız çocuklarının liderliği konuşulacak. Daha eşitlikçi bir dünya için kız çocuklarının her alanda gösterdikleri potansiyele, motivasyona ve becerilere dikkat çekerken herkesi kız çocuklarının katılım haklarını desteklemeye davet ediyorum. Kulübüm Fenerbahçe 2018 yılından bu yana kadınlar ve kız çocuklarının sporda ve sporla güçlenmesi için önemli adımlar atıyor. Ben de bugün burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Geleceğe özgüvenle bakan,
bugünün çocukları, yarının güçlü kadınları olan kız çocukları için hep birlikte el ele çalışalım. Teşekkür ediyoruz tekrar. Sevgili Eda'ya da aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Şayka seninle devam edeceğim. Biraz önce başladık. Sen tabii çok yüzeysel bir şekilde ve birazcık da küçümseyerek aslında karşılaştığın zorlukları anlattın. Öyle oldu, böyle oldu ama ben böyle yaptım, böyle yaptım dedin ama baktığımızda gerçekten bir rol modelsin hepimiz adına ve toplumsal kalıplarla da fazlasıyla karşılaşmış bir kadın sporcusun. Sadece sporuna odaklanman gerekirken çok başka, hiç belki dünyada seninle aynı alanda olan bir sporcunun karşılaşmadığı zorluklarla karşılaşmış bir sporcusun. Ama bir şekilde bunların hepsini de yıkıp kendi bildiğin yolda başarıya ilerlemiş bir sporcusun. Bu anlamda gerçekten çok kıymetli vereceğin tavsiyeler. O toplumsal kalıpları yıkmak nasıl oluyor? Aslında biraz önce Afşin o kadar güzel özetledi ki benim tüm yaşadığım süreci. Çünkü benim ilk spor hayatıma başlangıcımda bile bana doktorlar yok sen spor yapamazsın dediler. Onun üzerine işte 6 dakika nefes tutan ve 100 metreden derine dalabilen bir milli sporcuya dönüştüm. Şimdi bu kalıpları yıkmak biraz bizim elimizde. O hücrelerimizle, tüm ruhumuzla çok isteyip inandığımız bir tutkumuz varsa zaten onun için yaptıklarımız zorluk gibi gelmiyor. Yani benim o aştığım aşamalar bir noktada beni besledi ve bugünlere getirdi. Dolayısıyla ben şu an dönüp baktığımda ya iyi ki o aşamalardan geçmişim. Şu an dünyada isteyip inanıp yapamayacağım hiçbir şey yok gibi. Yani insan limitleri kapsamında diyeyim. O limitleri de aslında hep biz geliştirip aşabiliyoruz. Ama bilgim dahilinde yeterli bilgim, tecrübem ve adaptasyonum varsa yapamayacağım bir şey olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla o zorluklar aslında bir noktada benim yol arkadaşım oldu. Tabii o süreçlerden geçerken bunlar çok kolay olmuyor. Ve hepiniz şu anda işte eve gideceksiniz, ders çalışacaksınız. O arada o yorgunlukla belki spor yapma motivasyonunuz bile olmayacak. Bunlar çok normal, insani şeyler. Ama lütfen bir şans verin, deneyin. Gittiği yere kadar deneyin. Her gün örneğin daha sağlıklı aslında, daha sadece rekortmen olmanıza gerek yok veya dünya şampiyonu olmanıza gerek yok. Ama spor mutlaka yaşamınızın bir parçası olsun. Biraz buna şans verin. Sabah okul öncesi veya okul çıkışı yarım saat bile olsa, bir saat bile olsa veya bir aktiviteye şans verin. Burada karşılaşacağınız deneyimler ve zorluklar da aslında böyle aşama aşama bizi biraz daha güçlendirip hazırlıyor. Dolayısıyla ben bunlara uyum sağlayarak aslında, direnç uygulayarak değil, bunlardan pes ederek değil, asla vazgeçmeden, yola devam ederek ve keyif alarak karşı koymadan nasıl geçerim bu engeli çalıştım diye bakarak senin bu başarı yolculuğun ilerlemiş. İyi ki de öyle olmuş. Bir haberci olarak sana şunu sormak istiyorum. En kıymetli herhalde yönü özgün olmasıdır, kendi rengini bulmasıdır bir kadının. Ama bu her sektör için, her meslek için de geçerli. O rengi nasıl bulabileceklerini, kendi özgünlüklerini nasıl yakalayabilecekleri konusunda tavsiyen olur mu genç kızlara? Gözde de kolay sorar diye düşündüm de öyle de olmadı. Şimdi rengini bulmak. Bence benim bir rengim yok. Bence insanların da bir rengi yok ve renkleri var. Neden? Renkler var. Bence insanlar çok renkli. Birçok renk var insanın içerisinde. Birçok ses var. Birçok heyecan var, merak var. Dolayısıyla belki benim renklerim neler acaba diye keşfetmek üzere bir yolum oldu. Deneye yanıla oldu. Az önce böyle hop diye ağzımdan çıkan o kavramın belki altını çizmek lazım. Merak ederek oldu. Bir şey merak ediyorsam onun peşinden gitmeye çalışarak oldu. Soyut konuşmayayım. Mesela ne? Dünyanın, şimdi biz her gün, diyelim ki akşam yemeğinde bir şey yiyoruz. Her bir şey olabilir o. Ne olduğu önemi yok işte. Bazen ekmek arası bir şey yersin. Bazen pilav olur, bazen bir her neyse. Dünyanın başka yerlerinde insanlar ne yiyorlar? Ne yemiyorlar? Neden?
Çok basit bir soru gibi görünen bu soru size koskoca bir küresel gastronominin kapısını açabilir. Eğer merakınız bu yöndeyse oradan gidebilirsiniz. Merak etmenin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani merak etmek derinleşmeyi gerektiriyor çünkü. Belki biraz sonra Şayka derinlerden bahsedecek kişi yok. Ben merakla derinleşmekten bahsedebilirim sadece. Ama derinler kıymetli yerler. Bence insan o derinlerde renklerine rastlıyor ve buluyor. Bir de özgün olmak kelimesi geçti. Her ne kadar bugün herkes benzer giyinse de, sosyal medya filtreleriyle birbirine benzese de, güzellik denen şey az çok aynı gibi algılansa da, her insan dünyada biricik, bir tane var, başka yok. Ya nasıl parmak izinizi bastığınızda hiç kimseninkine benzemiyor, bir tane siz varsınız. Ondan daha özgün bir şey de yok. Dolayısıyla herkes dünyaya gelirken getirdiği o potansiyel, bazısı için şarkı söylemek olabilir, bazısı için resim çizmek olabilir, bazısı için yemek pişirmek olabilir, bazısı için insanları dinlemek ve gözlemlemek olabilir. O çok kuvvetli bir yetenek. Gözlemden, o gözlem yeteneğiyle belki romancı olacaksınız, belki bir aktris, oyuncu olacaksınız, belki yazacaksınız, belki sosyolog olacaksınız, psikolog olacaksınız. Onlar da önemli şeyler. İyi gözlemlemek hayatta değerli bir şey. Özgünlüğünü bulmak galiba hepimizden sadece bir tane olduğunu fark ettiğimde geldi. Onu nasıl fark ettin çok daha uzun bir konu olabilir. O yüzden ona girmeyeyim. Ama bu salondaki herkes kendini bazen önemsiz, küçük insanlar kalabalık içerisinde kayıp hissedebilir yer yer. Belki hepimiz o yaşta öyle hissedebiliyoruz. Ama herkes biricik. Onu ne olur unutmasınlar. Özgün olmak bence öyle bir şey. Neyse onların potansiyeli, içlerinde taşıdıkları potansiyel. Özgün olmak, onunla barışmak, onunla karşılaşmak. Bir renk değil, birçok renk her insan. Onu kucaklayabilmek. Önce kendinde yapabilmek, ondan sonra da toplumda yapabilmek. Çok. İnşallah orada geleceğiz diye düşünüyorum. Toplum ayrı bir durum. İnşallah. Evet. Çok ilham verici bir cevaptı gerçekten. Şayka, sana da aynı soruyu son olarak yöneltmek istiyorum. Yavaş yavaş zaten sonuna geliyoruz ama o renkleri bulmanın temelinde Afşin merak duygusunun yattığını söyledi. Ama tabii kendi mesleki yolculuğunda da çok zaten ana maddelerden bir tanesi merak. Sende neydi o baştaki belki bunu asla yapamazsın'a bir karşı duruş muydu? Yahut daha içgüdüsel bir durum muydu? Neydi sendeki? Ya ben iç sesime çok güveniyorum çünkü o yaşlarda kimse beni teşvik etmedi spor yapmaya. Hatta tam tersi annem kapının önünde duruyordu. Antrenmana gitme, biz yani hastasın, okula gönderemiyoruz, sen denize gireceğim diyorsun Çanakkale Boğazı'nda diye. Çünkü o dönemlerde mesela Çanakkale'de havuz yoktu. Kışın yüzme havuzu olmadığı için biz Çanakkale Boğazı'nda denizde antrenman yapıyorduk. Şimdi bunlar gerçekten böyle biraz sıra dışı. Ama içinizde o bir duygu var, bir tutku var ve onun peşinden gitme ihtiyacı, isteği geliyor, motivasyonu geliyor. Bir de yani belki ben aynı şeyi vazgeçmemek olarak tanımlayabilirim. Çünkü o renkler her dönem o kadar çok değişiyor ki. Yani bir dönemimde daha pes edecek gibi düşünürken birkaç dönem sonra aynı olaya baktığımda aslında ya bu ne kadar güzel bir lütufmuş, şansmış benim hayatımda diyebiliyoruz. Hatta hepiniz böyle bir sayfayı geri çevirirseniz böyle çocukken sizi çok üzen bir olayı düşünün. Şu an belki ona gülüyorsunuz. Ve bundan sonra da bu böyle olabilir. Benim yaşamımda hep öyle oluyor. O hani neden böyle dediğimiz her şey sonradan ha tamam iyi ki böyle olmuş diyor. Benim için o renkler sürekli bir değişim dönüşüm içerisinde. Ve bence değişmeye de devam edecek. İstikrar, merak. Umarım ilham verici olmuştur sizin için de. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Kocaman bir alkış rica ediyorum sizlerden. Yavaş yavaş da zaten konferansımızın da sonuna geliyoruz. Ama bu noktada ben müsaadenle yer değiştirip seninle sözü tekrar sevgili Afşin Yurdakul'a bırakıyorum. Siz burada kalın. Buradayız. Siz bir yere gitmeyin. Tamam, siz bir yere gitmiyorsunuz. Ben sadece hızla konferansı kapatacağım. Ama fotoğraflar için burada tamam. Duracak. Bizimle olacak Gözde ve Şayka burada olacaklar. Ben de çok teşekkür ederim. Açıkçası benim için de sürpriz oldu panelde de bulunmak. Ama hem fırsat için teşekkür ediyorum hem de biraz daha belki sohbet edebilme fırsatı bulduğumuz için teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli konuklarımız, 6 Şubat'ı ben ne bizim bu salonda ne de Türkiye'de unutacağımızı hiç düşünmüyorum. Benim için günler süren yayınlar demek oldu.
ama bunun bir önemi yok. Yeniden inşa ve bunu destekle bir arada omuz omuz olarak yapacağımız sürecin hala içindeyiz. Pek çok ilimiz etkilendi. En çok kaybın yaşandığı il maalesef Hatay oldu. Depremler sonrasında da biz her koşulda olduğu gibi toplumca bir şey yaptık. Bir arada olabildiğimizi, bu gücü istediğimizde omuz omuza kenetlenerek gösterebileceğimizi bir kez daha yaşadık. Hep beraber tecrübe ettik. Bunun devamının da çok önemli olduğunun aslında hepimiz de bilincindeyiz, idrakındayız. İnanıyorum ben depremin ilk anlarından bu yana çok güçlü bir şekilde ortaya konan o ruh, dayanışma ruhu bunun da içinden geçmemize yardım edecek. Bu açıdan bizim elimizdeki en büyük güç belki de dayanışma kabiliyetimiz. Bu konferansla ilgili söylemek de lazım. Artan riskler, bunların bertaraf edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentler inşa edilmesi. Tekrar ayağa kalkarken burası, bu bölge ve bizler. Kız çocuklara ve genç kadınların ihtiyaç duydukları araçlara, destek mekanizmalarına ulaşmaları çok büyük önem taşıyor. Aynı zamanda onların seslerinin duyulduğu platformlar, bunların yaratılması, kız çocuklarının, genç kadınların bu dönüşümde seslerinin olması, görüşlerinin alınması, çözümün, sürecin parçası olabilmeleri çok büyük önem taşıyor. Bu yeniden inşa, yeniden ayağa kalkma sürecinde hepimiz için. Biz bugün bu amaçla bunu hatırlatmak, bunu vurgulamak, bunun çağrısını yapabilmek için buradaydık. Diliyoruz bu çağrı da bu salonu aşar. Nasıl bizim o iki genç arkadaşımız böyle dolu dolu o gür sesleriyle birçok öneriden bahsettiler yapılacaklarla ilgili. Bu çağrının da yine onların sesi gibi böyle gür bu salondan çıkıp umuyorum ki Türkiye'de özellikle karar alıcılara ulaşması en büyük dileğim bu salondan çıkan. Unutmamak, beraber olmaya devam etmek, dayanışmaya devam etmek ve buradan da dünyadaki bütün kız çocukları ve genç kadınlar için bir eylem çağrısı yapabilmek üzere Dünya Kız Çocukları Günü konferansını Hatay'da gerçekleştirmiş olduk. Bu kapsamda UNICEF, UNFPA, UN Women, Aydın Doğan Vakfı hem ortak hem kurumsal olarak bu eylemlere, bu sürece destek sunuyorlar. Sunmaya da devam edeceklerini beyan ederler konferansın da sonunda. Ben aktarıcı oluyorum burada. Dünya Kız Çocukları Günü konferansına da burada bu mesajla sonlandıracağız. Bütün organizasyon adına ben katılanlara teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Umuyorum burada size, buradan size güzel bir şeyler kalır kalbinizde, kulağınızda, hatırladığınızda. Zorluk hep olacak. Ama öyle zamanlarda içinizdeki gücü hep duymaya gayret edin. Umarım böyle olur. Büyük büyük cümleler kurmak değil amacım ama kendinize inanmayı ne olur ihmal etmeyin. Çünkü insanın içindeki güç başka hiçbir yerde yok. Sadece onu hatırlayabiliriz umarım zor zamanlarda. Çok teşekkürler. Burada sonlandıracağız. Ayaklarınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Konuşmacılarımızı, temsilcilerimizi sahneye fotoğraf için alabilirsek bir fotoğraf yapalım.